Evet arkadaşlar, şimdi CHP'li seçmenlere, CHP taraftarı, gönüllülerine bir sorun var. CHP'nin ne kadar milletvekili varsa, şimdi şu anda Avrupa'nın dönem başkanı Almanya olduğu için Merkel'in Yunanistan'la olan bu Akdeniz kıta sahanlığında bizim arabulucu olarak, yani biz ikimiz için Yunanistan'la Türkiye'nin arabulucusu olarak Almanya'nın tarafsız bir şekilde destek olacağına inanıyorlar. Almanya'nın Merkel'in destek olmasını istiyorlar. Ben onlara şunu soruyorum. Şöyle bir sorun var. Bugün Akdeniz'de biz Yunanistan'a şöyle bir şey yapsak. Yunanistan'daki bütün haklarımızdan vazgeçiyoruz. Her şeyi, hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bile size veriyoruz. Kıyımızda 300 metreye kadar, 500 metreye kadar sadece yüzmek için. Gemi, hani balıkçı bile gemisi dolaştırmak istemiyoruz. Hani Sarı İsmet yapmış ya, adaları verelim, türlü maceralara sürüklenmeyelim demiş ya. Aynı onun gibi biz de desek, Ege'de ve bütün Bozcaada, Heybeliada, Büyükada, bu hepsini onlara tamamıyla versek. Yassada, İmralı, tümünü versek, hiçbir ada falan istemiyoruz. Tamamını veriyoruz desek. Almanya Merkel kalkıp da ne der? Niçin veriyorsun bunları Yunanistan'a? Verme. Ne gerek var? Yani senin orada hakkın var. Hakkında neden vazgeçiyorsun? Geçme. Hakkınından, hani birazcık hakkını ara. Azıcık senin olsun der mi? Yoksa bütün hakkını tamamen Yunanistan'a devret. Yani veriyorsun, iyi yapıyorsun. Veyahut da biz karışmıyoruz. Senin görüşün, senin fikrin, senin hani düşüncen mi der? Aynısını, bunun aynısını Yunanistan bize yapsa, bak Türkiye'ye yapsa, dese ki ne? Bütün adaların hepsini, Girit'i, Rodos'u, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ni, ne kadar adalar varsa hepsini Türkiye'ye veriyorum. Akdeniz'de hiçbir kıta sahanlığım yoktur. Hiçbir hak talep etmiyorum. Sadece 300 metreye kadar yüzmek için. Ondan geri kalan hepsini Türkiye'ye veriyorum dese. Merkel, iyi yapıyorsun. Türkiye'ye ver. Hatta geç kaldın. Keşke daha fazla da verseydin. Daha önce verseydin. Biz hani senin bu görüşünü destekliyoruz, yanındayız, sonuna kadar arkandayız mı der? Yoksa sen ne yapıyorsun? Avrupa'nın topraklarını bölüyorsun. Veyahut da sen kendi ayağına sıkıyorsun, yapma etme diye el altından gizli şöyle böyle. Nasıl Yunanistan'a hani müdahalede bulunur, nasıl Yunanistan'a akıl fikir verir, ne tür bir davranış sergiler Merkel? Yani aynısını bizim Yunan'a yapacağımızı Yunan bize yapsa. Aynısını bak söylüyorum. Burada Almanya bu Akdeniz'de iki ülkenin arasını birleştirici mi? Yani her iki ülkenin hakkını savunuyor mu, savunmuyor mu? Taraf tutuyor mu, tutmuyor mu? Buradan anlayın işte. Sorduğun sorudan anlayın. Acaba Yunanistan'dan yana mı olur, Türkiye'den yana mı olur? Hani CHP'liler diyor ya, Almanya'nın arabulucuna güvenelim, onlara kendimizi teslim edelim. Onların dediği gibi, yani gerçekten de Almanya samimi mi yani? Bak söyledim. Cevabınızı yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Hangisi daha doğru?